Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bu eve geleli herhalde ilk defa böyle 11'e kadar yatmışımdır. Çünkü hep erken kalkıyorum, işim gücüm oluyor. Bugün böyle oldu. Kahvaltımızı yaptık eşimle beraber. Şunu da çıkaramadım. Böyle siyah siyah lekeler olmuş. Şimdi bir kahve keyfi yapacağız. Ondan sonra ben bir markete gidip geleceğim. 101'e gideceğim. Hem neler gelmiş bakacağım hem de tereyağı falan almam lazım. Eşime anne kurabiyesi yapacağım. Şimdi o zaman kahvemiz olsun bakalım. Evet, kahvemiz oldu. Biz şimdi kahve keyfi yapınca eşimle 2 dakika şu ebeveyn banyosunu düzenleyeceğiz. Orada Barış'ın bayağı bir aletleri var. Kullanmadığımız eşyalar falan orada biliyorsunuz. Hızlıca orayı da düzenleyeceğiz. Ondan sonra inşallah markete gideceğim. He, ama ondan önce size eşimin bana yaptığı sürprizi göstereceğim bakalım. Evet, kahveler hazır arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Evet, günün sürprizi arkadaşlar. Eşim benim sürpriz yapmayı çok sever. Tanıyanlar tanırlar. Suriye'deyken Philips makine ve ütü göndermişti bana böyle hiç haberim yokken. Acayip mutlu olmuştum. Gerçekten sürprizlerin adamıdır. Ben onun kadar değilim. Her zaman söylüyorum. Biz Batman Park'ta Dyson ve Philips baktık biliyorsunuz. İkisinin arasında çok gidip geldim. Benim ilk tercihim Dyson'dı ama Dyson'lar çok pahalı olduğu için elemiştim. Oradaki de V8'di. Eşim açıkçası V8'i almak istemedi. 11'lerde 10 bin lira falan olmuş yani. O da çok uçuk geldi fiyatı. Neyse, babası böyle aldı. Kolunda olduğu için şu an sizlere gösteremiyorum. İnşallah geldiği zaman çekeceğim. Eşim böyle paketle gelince çok şaşırdım tabii ki. Philips'in şu 8000 serisini almış. En son çıkanmış. Birazdan sizlerle paylaşacağım. Bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah ayağına taş değdirmesin inşallah. Biz beraber alacaktık bunu. O yüzden bana sürpriz oldu yani. Haberim yokken böyle kutu elinde gelince çok sevindim. Yaren'le ikisi gidip almışlardı. Şimdi makinemi göstereyim sizlere. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olur. Benim günlük kullandığım makine, eşime gönderdim. Boş kullanıyordum. Evet, makinemiz böyle arkadaşlar. Size göstereyim. Benim şu an kullandığım da Philips, biliyorsunuz birçoğunuz aynı bu renk. Normalde benim tercihim kırmızıydı ama eşim aldığı için, bir de bu 8000 serisi, Teknosa'ya sadece mavi gelmiş. İndirimdeymiş, 3000 TL'ye almış. Eniştemin aldığı 2700'dü en son kampanyalı fiyatı ama bu 8000 serisi 3000'e düşmüş. Eşim Teknosa'dan aldı. Yaren'in saati de ya 1800 ya 1900, tam bilmiyorum. Eşim de şu an yanımda değil. Böyle arkadaşlar, dediğim gibi test ettik. Böyle sadece çok az görüyorsunuz tozu var. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olur. Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum. Çünkü biliyorum ki böyle birçok arkadaşım bu makinelere heves ediyor. Ben de heves ediyordum. Bunların en büyük özelliği kablosuz kullanılması. Normalde sanırım 50 dakika olması lazım da bu galiba 60 dakika mıydı, 70 miydi? Şimdi yanlış da bir şey söylemek istemiyorum. Kutuda hala toz var. Sehpamı silmemişken sizlere göstereyim istedim. Şöyle tek elle açmaya çalışayım. Bunun bir dakika, şunu alayım. Her ihtimalle karşı düşürebilirim. Şöyle bırakalım. Ablam tembih ediyor, sakın diyor bunu böyle diyor düz koyma falan. Çünkü kardeşinin ne kadar sakar olduğunu biliyor. Bunun ekstra olarak şöyle yedek filtresi çıktı. Bu ablamlarda yoktu. Şunları şöyle yapalım. Bir de şu hortumu farklı. Bu ablamınkinde yoktu arkadaşlar. Bu koltuk süpürmek için şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde. Eniştem bir iki şeyi daha aslında bizimkinden farklı dedi ama şu şarj için duvara çakılacak, nereye çaktıracağımı bilmiyorum. Bir de bu varmış bakın. Bu acaba ne için? Ben daha hiç incelemedim inanın. İnşallah inceleyeceğim. Şu kitapçığı garantisi, şunları atarım zaten. Evet, böyle. İnşallah dediğim gibi güzel günlerde kullanmak nasip olur. Allah isteyen herkese de daha güzellerini, daha iyilerini nasip etsin. Philips'ten çok memnun olan arkadaşlarım var. Dyson kullanıp da memnun olanlar da var. Memnun olmayanlar da var. Ama açıkçası dediğim gibi V11 çok pahalı geldi. Evet, Yaren'in saatini de inşallah geldiğinde unutmazsam sizlerle paylaşacağım.
Evi görüyorsunuz, her yer her yerde şöyle bir makine tutacağım. Normalde 101'e gidecektim. Eşim AVM'ye gidelim diyor. Bakalım ne yapacağım? Hep beraber göreceğiz inşallah. Evet, siftah yapmadan olur mu? Olmaz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun benim makinem gibi ışıkları kapanmıyor. Halı da ince olduğu için bayağı böyle kuvvetli çekiyor. Bakın. O güzel topluyor. Geldim. Şöyle test edeceğim. Çok azıcık bir şeker döktüm. Bakın. Genelde mutfakta bu kazalar başımıza geliyor. Şimdi bakalım nasıl çekecek. Halıda çok gösteremedim. Sonuç harika. Çıktık. Normalde bugün çıkmayacaktık. Ben market alışverişi yapacaktım ama olmadı. Yani biz alacağız. Babası buradayken kendi böyle getirip götürmek istiyor ara ara. Şimdi eşimle beraber AVM'ye gideceğiz. Vakit geçireceğiz. Oradan da kızımızı alıp evimize geleceğiz bakalım. Havada 2 gündür acayip soğuk ve kapalı ama Allah'tan yağmur falan yok. Şimdi hep beraber gidelim arkadaşlar. Biz şimdi mağaraya geldik. Böyle siyah pantolon bakıyorum ama bunlar böyle toz kapmış. Bir bakayım, eğer istediğim gibi bulursam bir tane siyah kot istiyorum. Şuna bir bakayım. Normalde böyle hızlı hayatta karar veremem ama kotu aldım. Yarın olsaydı yine bana sıra gelmezdi ama aldım bakalım. Evde gösteririm inşallah sizlere. Şimdi şöyle eşimle beraber yukarı doğru gidiyoruz. AVM'den şimdilik çıktık. Eşimle beraber Koçtaş'a geliyoruz. Geldik daha doğrusu. Buradan da Carrefour'a uğrayacağız değil mi Barış? Hı hı, evet. Evet, gidiyoruz bakalım. Hava çok soğuk ya bugün. Acayip bir soğuk var. Burada da ne bakacağız? Yaren'le Barış o gün avize bakmışlar. Şimdi biz eşimle avize bakacağız tekrardan. Bir avize seçemedik arkadaşlar. Şu balkon masa takımlarına o kadar hevesim var ki Allah kısmet ederse inşallah kendi evimizde bakın böyle dönmeliler gelmiş. 3000 TL. Bunlar geçen geldiğimizde yoktu. Bir de şu var şöyle. Onu da göstereceğim. Atatürk çiçeğinin yapması bakın. Ne kadarmış? 65 TL. He, mum bakacaktık biz. Bir saniye şunu çekeyim de bir mum bakalım. Burada şey yok herhalde ya. Şu cam ocaklar için oluyor ya. Bu da 3000 TL. Aynı 5 kişilikmiş. Sadece bu böyle. Üçlü. 2 tane tekli. O dönmeli. Barış bak dönmeli. O ne kadar? Şu masada ne kadar yazıyor Barış? Gördün mü onun fiyatını? 4000. Ama bak şunu gördün mü? Ben ilk defa gördüm dönmeli. Değil mi? Çok hevesim var. İnşallah kendi evimiz olur şöyle bahçeli veya da büyük. Şimdi biz mum bakalım senle de. Ama bizim istediğimiz gibi mum yok burada. Burada çok çeşit olmuyor ya. Niye öyle bilmiyorum. Bilmiyorum Koçtaşlar böyle mi oluyor? Ben ilk defa Koçtaş'a geldim. Yok bir de nerede gitmiştik? Bir yerde daha gitmiştik de tam hatırlamıyorum. Buraya en son ablamlarla geldik biliyorsunuz. Cam ocak için kesme tahtası sorayım bir ama görünürde yok. Avize baktık eşimle ama bilemedim ya. Şu spor olanı beğenmiş. Yaren de hangisini beğenmiş tam bilmiyorum ama seçemedim. Ben bir çarşıda beğendim de indiğimizde ona bakarız.
Barış ya. Evet, bakın Karadeniz coşmuş arkadaşlar. Burası Karadeniz. Şimdi ona gülüyoruz eşimle. Caminin güzelliği de. Ay, şuradan gözükmüyor ama acayip dalgalı. Sandıktı mı? Ne oldu? Hangisi? Oturma yeri. Ha. Aslında içecek falan alıp orada oturulabilir ama. Orada var mı ki bir şeyler? Gidelim mi? Ya oraya bak, dışarıdan... Gördüğüm yeri görüyor musun? Evet. Aynen de orası ne acaba? Acayip dalgalı bugün. Burası plaj zaten. Kadınlar plajı. Böyle şansımızda bir tane boş kamelya vardı. Ama biz hiçbir şey almadan geldik. Burada satılıyor zannettik ama içecek falan yokmuş. Barış Beyciğim. Neyse, deniz havası alırız. Ondan sonra ben Carrefour'a gider alırım. Ne diyorsun? Şöyle çekeyim sizlere. Vallahi esiyor ama çok güzel. Şöyle çekeyim. Engelsiz yaşam merkeziymiş burası arkadaşlar. Ben bilmiyordum. İlk defa geldim. Ama çok güzel yeri. Şöyle ekler alıyorum. Biz onu çok seviyoruz. Bir de ne aldım? Şu sandviçi Yaren seviyor. Bu çubuk da bizim çok hoşumuza gidiyor. Ay fırının. Biz bu arada neredeyiz? Carrefour'dayız. Yaren'in okulun önündeyiz. Şimdi eşimi bekliyorum. Yaren'i almak için çıktı. Böyle burada olduğu zamanlar Yaren'i büyük bir keyifle alıyor. Özlüyor zaten biliyorsunuz. Evet, şimdi eve gideceğiz arkadaşlar. Güzel yemeğimizi yiyeceğiz. Dün ablamlarla öyle sözleşmiştik. Bugün okey oynarız dedik. Bakalım inşallah bugün biz de okey partisi vereceğiz. Bakalım kim yenecek. Şimdi eşimle kızım gelsin, eve gidelim. İlk yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da keyifli güzel bir akşam bizi bekliyordur inşallah. Öyle bakalım. Biz eve geldik arkadaşlar. Dışarıda karnımızı hızlıca doyurduk. Yaren dışarıda yemek istedi. Biz de onu kırmadık. Şöyle ekler pasta almıştım. Dünden böyle tatlımız vardı. Kuru yemişlerimizden koyduğum. Ve tabii ki getirdiğimiz bu hurmalar, pestiller. Carrefour'dan şöyle sandviç aldım. Biz çok severiz. Ve orada da köy mısırı haşlanıyor. Çay suyumu da koydum. Birazcık altını kısacağım. Çünkü ablamlar daha gelmediler. Burada da yaprak var. Yarın sarmak için böyle suda bırakmıştım. Şimdi aşırı da böyle tuzu gitmesin diye hemen suyunu süzdüm. İnşallah onu da saracağım ama pirinç almayı unuttum. Şimdi hazırlıklara başladım. Buna mısır koyacağım. Cips falan var. Onları da açarım. Güzel meyvamızı da koyarım. Şöyle afiyetle güzel bir akşam geçiririz inşallah. Evet, size söz verdiğim gibi unutmadan Yarenciğimin saatini göstereyim. Saati böyle arkadaşlar. Arada annesine de verecek inşallah. Verecek mi Yaren? Saati böyle bu şekilde rakamlar mı geliyor kızım? Ya onu değiştirebiliyorsun şey o. Yani şey gibi düşün. Hani kilit ekranı oluyor ya telefonlarda. Anladım. Ben çok anlamadığım için. Babası yedek kordon alacak. Bunlar satılıyormuş. İnşallah güle güle güzel günlerde kullanır. Bir de Yaren'e şöyle Penti'den bu bilekliklerden aldık. Bunu bana geçen göstermişti. Bugün babasıyla girmişken bulduk. Ne kadardı? 50 TL'ydi arkadaşlar. Bir tane aldık. Benim de çok hoşuma gitti. Elimde görürseniz şaşırmayın. Yaren'le ortak kullanıyoruz. Mavi cinsten şöyle 28 beden kot aldım kendime. Mavi cinste kotlar pahalı. Evet, ama öyle bir şey var ki rengi attığında, herhangi bir şey olduğunda hiç böyle şeye gitmeden fabrikaya gitmeden size hemen yenisini veriyorlar. Işıktan böyle çok kuzguni siyah gibi gözüküyor ama önleri böyle hafif taşlanmış gibi. Söylediğim gibi 28 beden aldım. Çok açılma yapıyor. Tam oldu bedenime. İnşallah açılma yapmaz. Evet, kızımın saati de böyle. Ben inşallah öğreneceğim. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Yaren'in telefonu da iPhone olduğu için aramaları, mesajları buradan cevaplayabiliyor. Değil mi? Yanlış demedim.
aynen buradan cevaplayabiliyor. Başka özellikleri var mı? Ben bilmiyorum. Onları Yaren biliyor zaten. Bileklik de böyle. Şimdi mısır pişsin, çayım da demlensin. Ablamları bekleyelim bakalım. Bugünkü aldıklarımız da böyleydi arkadaşlar. Canan sen de yuvana atmıyorsan sen de onu atma. O acayip taşlar. Evet, buraları topluyordum. Aspiratörün ışığını açtım. Baktım böyle açı güzel, ışık güzel. Burada kapanış yapayım arkadaşlar. Saat 1 oldu, mutfağı toparladım. Ablamları yeni yolcu ettik. Kim kazandı? Tabii ki biz kazandık. Vallahi ben bu akşam iyi değildim. Eşimin sayesinde ben çünkü 2 kere falan 3 kere anca bitmişimdir. Keyifliydi, çok güzel bir akşam geçirdik yine her zamanki gibi. Sadece benim başım çok ağrıdı. Böyle ilk ensemden geldi, daha sonra tepeme geldi, bilmiyorum neden. Eniştem de hemen diyor ki sende kesin kolesterol var. Bilmiyorum, bu ara yüzüm gözüm de şişiyor ama şimdi birazcık daha iyiyim. Olmazsa birazdan ağrı kesici alacağım. Bulaşık makinesini çalıştırmıştım, o bitti ama şu an boşaltmayacağım. Ses yapmak istemiyorum, sabah inşallah. Evet, kapanışımı burada yapayım. Bugün gördüğünüz yine dolu dolu bir gün geçirdik. Hediyelerimiz çok güzeldi. Tekrardan eşimin kesesine bereket. Allah razı olsun. Eniştem de matkapla geldi. Onda matkap var. Yatak odasına taktık süpürgeyi. Çünkü neden? Buralarda yer bulamadık. Salonda olmaz diye düşündüm. Eniştem bir ara şuraya araya dedi. O da olmaz dedim. En son çare yatak odasını bulduk. Oraya taktık arkadaşlar. Salonda aslında köşede olabilirdi ama orada da priz yoktu. Neyse, dediğim gibi Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. İsteyen herkese de benden daha güzelleri nasip olsun diyorum. Evet, yarın cuma. Ben şimdiden herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.